Google'dan geri dönüş. Bard'la birlikte çok kötü bir deneyim yaşadılar. Hani zorla çıkarılan bir ürün gibi. Ama nasıl geliştirmeler yaptılar? Biraz bunlara bakacağız Google'da. Hatta şimdiden geçelim şöyle. Şöyle bir ses kontrol yapayım hemen kısaca. Hi, welcome to another episode of Cold Fusion. Güzel. Take a look at this. Say you're on a hike and you stop to take a photo in front of a waterfall. Bu Google'ın kendi yaptığı böyle konferanslardan bir tanesi. Teknolojilerini tanıtıyor. Wish you had taken your bag off for the photo, so let's go ahead and remove that back strap. And maybe you want to even get rid of some. İşte bir fotoğraf almışlar. Bu fotoğrafa aynen bugün itibaren Midjourney olabilir. Şu an tabii Adobe de yapıyor bu arada bunu. Adobe Photoshop'un son çıkan güncellemesi bence inanılmaz. Yani Photoshop'u farklı bir hale getiriyor. Bununla alakalı da yeni videolar çıkıyordu şu an itibariyle. Son bir gündür falan. Onlara da bakabilirsiniz. Ne bileyim burada gökyüzüne mesela bulut koymak istiyor. Bulut koyuyor. To make it feel as sunny as you. Gibi. Gördüğünüz Don't gibi. worry. Yani kapalı olan havayı biraz böyle hafif güneşli de yaptı. Looking even closer, you wish you had posed so it looks like you're really catching the water in your hand. Diyor ki keşke diyor hani böyle elimle şey yakalayabilseydim diye düşünebilirsiniz diyor buradaki işte şelaleyi. No problem. You can adjust that. Bunu da diyor hemen düzenleyebilirsiniz. Yani aslında Photoshop teknolojileri de yapay zeka sayesinde inanılmaz bir noktaya gidiyor şu anda. Artık gördüğümüz birçok fake tamamen internet dünyası fake olabilecek bir noktadan sonra. This was a moment at Google's I/O conference for developers. The way the crowd responded to this moment reminds me a little bit of that time Steve Jobs scrolled on the iPhone for the first time in public. Diyor ki bu konferansta biraz önce gördüğünüz şeyde olanlar sanki bana şey hatırlattı dedi. İşte iPhone'un ilk ortaya çıkış hikayesini Steve Jobs'ın sunumunu. Neden? Well, how do I scroll through my list of artists? Burada ekran var. İlk defa bu telefonlar çıkmış iPhone'lar. Ben nasıl scroll edeceğim? Aşağı doğru ineceğim. Tuş yok, bir şey yok. İlk defa bunu tanıttığı an bu. Gerçekten tarihi anlardan bir tanesidir. How do I do this? Nasıl yapabiliyor? İnsanlar da şu an şey yapamıyor. Düşünemiyor. Yani düşünsenize şu an itibariyle herkesin telefon ekranında yaptığı şeyi ilk defa tanıttığı anlardan bir tanesi. Bütün dünya ilk defa görecek bunu. Çok epik değil mi? I just take my finger and I scroll. Bak millet şok oldu. Now obviously. Bak millet şok oldu. Sadece dedi parmağımı alırım dedi. Şöyle şey yaparım dedi. Millet şok oldu yani. Bugün itibariyle hiçbir değeri yok. Google's keynote wasn't on the same magnitude, but you could sense something, that little spark of delight in seeing something digital that was visually surprising. I think it's likely that as time goes on, AI will continue to surprise us in a similar way to the first iPhone did. Ve şunu diyor yine yapay zekalar işte bizim iPhone'ların ilk çıktığı zaman gibi bizi etkilemeye buradaki kullanıcıları yani sürpriz şeylerle etkilemeye devam ediyor. After being blindsided by ChatGPT and the subsequent AI. Evet biliyorsunuz yani Google ortaya Bard'ı çıkardıktan sonra o tamamen ilk versiyonunda bir 100 milyar dolar civarı piyasada para kaybetti Google hisseleri. Explosion. Google is hitting back and they showcased. Ama Google tabii ki pes etmeden, ya o da çok büyük bir şirket olduğu için, inanılmaz bir dataya sahip olduğu için aktı gidiyor. Just what they were capable of when given a clear direction and goal. From automatic email generating to a conversational search. Google'ın yaptığı en büyük şeylerden bir tanesi kendi içindeki kullandığı uygulamalara bunu entegre ederek bir yapay zekada ilerletiyorlar aynı zamanda. Bu da inanılmaz bir şey bence. And the AI discovery of a molecular syringe. Bunun örneğini göreceksiniz. It's all very interesting stuff, which shows you just how quickly the world is about to change. But Evet, dünyanın şu an gerçekten bir değişim süreci, ciddi bir değişim süreci olduğunu how are görüyoruz. the risks going to be balanced by Google? In this episode, we'll take a look. You are watching Cold Fusion TV. I've been reflecting on the big technology shifts. Evet, Google'ın CEO'su. That we've all been a part of. The Evet. shift with AI is as big. Şu an diyor dünyada büyük bir teknolojik değişime tanık oluyoruz, şahit ediyoruz ve bu shift tabii ki yapay zekalı Yes, oluyor. they come. And we are doing this responsibly in a way that underscores the deep commitment we feel to get it right. Ve bunu tabii ki kendimize sorumluluğunu hissediyoruz dedi, bunu doğru yapmak için. So on behalf of all of us at Google,
Thank you and enjoy the rest of I/O. It's clear that Google sees this as a big moment in their history and in world history. Think about it this way. Google's most valuable product is search, which by Google'ın en değerli ürünü arkadaşlar, search, arama motoru yani. Nasıl bağladın oraya ya? Ama ilginç bir, ilk defa duyuyorum. By the way, brings in about 60% of profits. Bak, %60'ını Google'ın karlılığının %60'ını search engine oluşturuyor. Yani arama motoru. If Google is willing to risk putting AI çok büyük bir aslında kar marjı şirket içindeki. Into their Google search, the center of their multi-billion dollar income stream, AI can no longer be called a fad. It's here to stay. It's not an NFT or a meme coin. Aa bak, burada bir laf geldi. Bu yapay zeka gelişmeleri bir uzun süre burada kalacak. Bu bir NFT değil, bu bir meme coin de değil. Benzer kafada olduğumuzu düşünüyorum. Bu kanalın yapımcısıyla. Class of legitimate product, a digital assistant for your workflow. Eventually, no matter what job you do, AI assistants will help you do the repetitive boring stuff, or at least that's the plan anyway. The implications of this are huge. It's changing vast swaths of industries like the web did, but 10 times as fast. Gerçekten gelen geçen burada şeye sallıyor yani. Aleykümselam, hoş geldin. Ama yani doğru haklılık yanı var. Şimdi AI ile kıyaslanamaz böyle bir şey. AI ile kimse gidip de şeyi kıyaslamaz. In May of 2023, Google unveiled their AI game plan to the world. Google's main strategy was to integrate all of their AI research systems into their products. Evet, Google'ın aslında buradaki asıl amacı kendi yapay zeka sistemlerini kendi ürünlerine entegre etmek. Bu kadar. Now, Microsoft Bing had their chance to corner the market. But şu an değil onlar. Sonra bakarız ama ne olduğunu bilmiyorum ama bakarız duruma göre. It seems like they couldn't capitalize on their lead fast enough. Bing AI turned out to be even weaker than ChatGPT. It is useful for some stuff. For example, I had an issue with Ableton that would be hard to Google, and Bing AI did help me out. But still, for a lot of people, they want even more. For Google, it was the perfect time to strike back, and with their large user base, they could now protect their cash cow. Şimdi bak, biraz önce Google en büyük buradan gelirlerini, order flow'unu, nakit akışını buradan elde ediyor. Ne yapması lazım? Bunu koruması lazım. Çünkü search engine, asıl arama motoru yani, asıl gelirlerini getirdiği yer. Şimdi bunu korumak için burayı bir şekilde entegreyi yapması lazım yapay zekaya. Bunu yapmış zaten. Ben bunu Türkiye tarafında görmedim. Çünkü Türkçe versiyonu olmadığı için büyük ihtimal Türkiye tarafına gelmedi. Ama İngilizce tarafında ya da diğer böyle dillerdeki tarafta büyük ihtimal bu şu an itibariyle var. Ve burada aslında sanki Bing'e girdiğinizde bir şey yazdığınızda sizde nasıl AI yanıt veriyorsa aynısını burada da yapmışlar. Bu tarafta da yapmışlar. Ve ChatGPT'ye göre daha iyi olduğunu söylüyorlar şu an. Search. Biz buna bakamıyoruz. Google's AI search. Yani belki VPN'le falan bakılabilir. O ayrı bir şey de hiç denemedim. Basically do everything Bing AI can do, but with the accuracy of Google. Evet. Ve şöyle bir şey diyor. Bing AI'nin yapabildiği her şeyi yapıyor. Hepsini yapabiliyor ama daha çok doğruluk oranı var. So, let's start with a search for what's better for a family with kids under 3 and a dog. Bryce Canyon. Bak mesela yazıyor buraya. Now, although this is the question that you have, you probably wouldn't ask it in this way today. You'd break it down into smaller ones. Sift through the information and then piece things to... Bir nevi aslında Google'a sorduğunuz şeyi ya klasik şu an Bing AI'nin yapabildiği bir şey ama Google da bunu aynı şekilde yapıyor artık. Gather yourself. Now search does the heavy lifting for you. There's an AI powered snapshot that quickly gives you the lay of the... Normalde Bing AI'da baktığımızda şöyle bir şey, burada chat simgesi vardı. Oraya tıkladığınızda burada şey yapıyor ama işte AI'ın buradaki cevabını görüyorsunuz. Sol tarafta da aynı şekilde açabildiğiniz, gidebildiğiniz linkler var. Ask a follow-up questions dediği yer var. Büyük ihtimal burada sohbetin devamını getirebiliyorsunuz. Onun dışında hazır sizin sorabileceğiniz düşündüğü sorular var. Bu soruları da şuraya eklemişler böyle. Onları da tıklayıp direkt hani tahmin ediyor aslında bu soruyu sorabilir misin falan. The land on a topic. And so here you can see that while both parks are kid friendly, only Bryce Canyon has more options for your furry friend. Then if you want to dig deeper,
There are links included in the snapshot. You can also click to expand your view, and you'll see how the information is corroborated. So you can check out more details and really explore the richness of the topic. Evet. Aynı zamanda sağdaki linklerden işin daha detaylı bir şekilde olabilecek sonuçlarına gidiyorsunuz. Yani burada aslında size bu yerlerle alakalı daha detaylı bilgiler veriyor. Ne gibi özellikleri olduğunu, ne gibi işte ne bileyim atıyorum sizin bir evcil hayvanınız var, buna izin veriyor mu vermiyor mu, bununla alakalı size ekstra bilgiler verebiliyor. Orada neler yapabileceğini size söylüyor ve bunu sizin gerçekten anlayabileceğiniz basit bir dilde anlatıyor. This new experience builds on Google's ranking and safety systems that we've been fine-tuning for decades. Ve Google bunun için uzun bir süredir zaten çalışıyormuş. Zaten çalışma yaptığı belliydi. Bunun vardı yani şeyi. Ama bunun sonuçlarını BART'tan sonra en iyi implement edebildikleri, iyi alabildiği yerlerden bir tanesi. To make shareholders happy, Google spent a lot of time in the presentation focusing on shopping. Bak bu sunumları iyiydi. BART sunumundan sonra bu gerçekten Google'u böyle bir hani okey bir şeyler burada gelişecek dediği yer oldu. They wanted to make it clear to advertisers that they're not going to be left behind here. In summary, this is promising, a much smarter Google search experience with the ability to understand complex questions. It's a natural conversation chat experience that includes follow-up questions. Bir nevi sanki bir insanla sohbet ediyormuşsunuz gibi çok doğal bir şekilde sohbet edebileceğiniz, daha size doğru cevaplar veren, daha iyi cevaplar veren bir sistem üzerine geliştirdikleri bir araç. So what about Bard? Peki Bard'a ne oldu? Bard biliyorsunuz büyük bir sıkıntıyla geldi işin içine. Ama orada Bard'ı denedim. Bard şu an itibariyle bence iyi. Ve işte mesela atıyorum ChatGPT belirli yerlerde yavaş kalabiliyor. Bence Bard çok daha hızlı şu an itibariyle. So as many of you remember, the launch of Bard was pretty poor. The presentation was rushed to compete with ChatGPT and the initial results of the system were less than stellar. Google left that battle with their tail between their legs. But... Evet, ilk çıkmak istediği zaman Bard gerçekten bir hezimet oldu ortada. Çok kötü bir sunum. AI'ın tam gelişmiş olmaması, ortaya sadece çıkmak için çıkması gibi bir durum ortaya oluştu. Have now returned with vengeance. Google claims that Bard now has $100 billion para kaybettirdi. Better math skills, logic. Ama Google şunu iddia etmiş, artık Bard'ın daha iyi matematik yetenekleri var. Mantığı var, bir şeyi nedenleme durumları daha iyi. Şimdi bu ChatGPT tarafında, 4 tarafında GPT tarafından değil de pluginler tarafından yapılıyor. Yani ne bileyim matematik konusunda iyi olmasını istiyorsanız mesela Wolfram'ın bir plugini var, bunu kullanıyorsunuz. Matematikte size çok daha gelişmiş sonuçlar çıkarabiliyor. Ya da bir app var, bir plugin daha var. Mesela Derizen AI for that diye bir app var. Bu app'te de bir konuyla alakalı geliştirme yapmak istiyorsunuz. Mesela diyorsunuz ki bunu nasıl yapabilirim? O AI sizin için bunu nasıl yapabileceğinizle alakalı en olabilecek yolları gösteriyor. Ve hangi programı kullanabilirsiniz, nerede nasıl yapabilirsiniz falan. Böyle aslında ChatGPT'nin içinde şu an sanki bir işte Apple Store gibi düşünün ya da Android Store gibi düşünün, Google Play. Bunun gibi şeyler var. Tamam mı? Oraya plugin yapıyorlar. Bu dediğim gibi çok para edecek buraya yaptığınız pluginler ilerleyen zamanlarda. Şu an itibariyle kaç? 14-15 sayfa vardı pluginler. Her baktığımda böyle 16-17 falan ilerliyor. İlerleyen zamanlarda bunun sayısı 1000'e bile çıkabilir yani. Çok fazla oraya pluginler yapılacaktır diye düşünüyorum. Şu an itibariyle oraya ne kadar eğer zamanı olan ve gerçekten bir şey geliştirmeye program, çünkü orada kullandığınız data OpenAI'nin datası, program üretmeye istekli yazılımcılar varsa, ama zamanın boş olması önemli çünkü projeniz FOSS'ta çıkabilir. Oraya yaptığınız bir proje şu an itibariyle size iyi gelir kapısı sağlayabilir çok yakın zamanda. Ama Google'da öyle bir şey yok şu an. Google kendi bütün işlerini kendi yapıyor. Plugin sistemi yok şu an itibariyle. Buraya da gelir diye düşünüyorum. And can now access the internet. So, I'm thinking about colleges, but I'm not sure what I want to focus. Evet, mesela ChatGPT'nin normal versiyonuna gidin sorun. İşte bir şey yazın. Ben 2021 yılına kadar eğitimliyim der. Gidip Bard'a sorun bir şeyi. Bard mesela şunu der. Direkt olarak online datayı internetten çeker yani size. Focus on. I'm into video games and what kinds of programs might be interesting? Okay, this is a helpful head start. Mesela soru sordu. Yani işte bu kolejlerle alakalı bir alana girmek istiyor ama neye odaklanacağını bilmiyor. Video oyunlarını seviyorum diyor. İşte ne gibi
şeyler, bölümler, program bölümleri ilgi çekici olabilir benim için falan. Böyle akıl veriyor kısaca. Bunu ChatGPT de yapıyor. Hmm. Animation looks pretty interesting. Now I could ask, help me find colleges with animation programs in Pennsylvania. Ne bileyim işte animasyon bölümünü beğendi. Şimdi diyor ki bana Pennsylvania'da kolej bul diyor. Animasyon bölümü olan. Kolejleri buldu. Okay, great. That's a good list of schools. Now to see where these are, I might now say, show these on a map. Ve bunları bana haritada göster diyor. Bu ne açıdan önemli? Bunu dediğin zaman sen Google'ın diğer servisleriyle entegre olmuş olduğunu görüyorsun aslında. Here Bard's going to use Google Maps to visualize where the schools are. Bak, okulların nerede olduğunu hemen harita üzerinde gösteriyor. Bu tabii ki bir gelişmişlik. Now let's start organizing. Bu sunumları iyiydi. Show these options as a table. Ve bu opsiyonları haritada gösterdiğin şeyleri bana böyle bir tablo olarak göster diyor. Nice. Structured and organized, but there's more I want to know. Evet, burada lokasyonlarını ve aynı zamanda da lisans, yani hani ne lisans mezunu olmayı alacağını söylüyor. Add a column showing whether they're public or private schools. Ve bunların, evet, ekstra olarak özellikler ekleyebiliyorsunuz. Perfect. This is a great start to build on. And now let's move this to Google Sheets so my family can jump in later to help me with my search. Bunları direkt olarak yine Google Sheets'e aktarabiliyorsunuz. Chat diye buraya aktarıyor. Yani bunlar muazzam bence özellikler. Özellikle bu basit bir data olarak gözükebilir ama daha karmaşık datalarda aldığınız bilgileri Google Sheets'e aktarmak muazzam bir şey. Yani Google Sheets en önemli araçlardan bir tanesi bence şu an itibariyle. Çok kullanıldığını düşünüyorum. Aynı zamanda Excel'in de öyle. Direkt olarak verileri buraya geçirebiliyorsunuz. Muazzam. Okay. Now that's a taste of what's possible when Bard meets some of Google's apps. But that's just the start. Evet, daha bunlar başlangıç diyor kadın. Bard will be able to tap into all kinds of services from across the web. With extensions from incredible partners like Instacart, Indeed, Khan Academy and many more. Evet, dış programlar, pluginler bunlar da implement edecek büyük ihtimal. Çünkü burada bu şekilde böyle bazı firmalar verdi. Onlarla birlikte çalışıp daha böyle extension üretecekleriyle alakalı. With Adobe Firefly, you'll be able to yani araç. Generate completely new images. Bak mesela Adobe'la çalışıyorlar. Firefly diye. Mesela burada kendi görüntüler üretiyor. Bu arada şunu söyleyebilirim. Adobe işte en son Photoshop güncellemesi yaptı. Bu güncellemede dediğim gibi son bir günde, iki günde falan bu videoları internette bulabilirsiniz. Direkt olarak siz artık Photoshop içinde bir şeylere uğraşmak yerine yapay zeka sanki Midjourney yazar gibi yazıyorsunuz ve siz otomatik olarak o fotoyu değiştiriyor, ediyor, üzerine bir şeyler ekliyor. Muazzam bir şey. Ben burada Google'la çalışma yani çalışabildiklerini düşünüyorum. Çünkü o kadar datayı eğitmesi kendi içinde Photoshop'un ya da Adobe'un. Bunlar biraz hani çok kolay olmaz diye düşünüyorum ama Google'la yaptıkları işbirliklerinde Google'da bir data sağlamış olabilir onlara ve inanılmaz çalışıyor arkadaşlar. İnanılmaz. Benim gördüğüm kadarıyla inanılmaz çalışıyor. From your imagination, right in Bard. Hani Photoshop dünyası da değişiyor. Baya baya. So with that being said, what's the difference between Bard and ChatGPT? Well, for one, Bard now has live internet access. OpenAI, on the other hand, hasn't released this feature to the public yet. Şimdi bu video çıktığı zaman bir 10 gün önce falan çıkmış. Bard'ın internet erişimi var online. Şeyde yok, GPT'de ama GPT-4'te var. Premium versiyonunu kullanırsanız Bing sayesinde aslında Bing'de yaptığınız aramayı bir nevi ChatGPT-4 içinde de yapabiliyorsunuz. Fakat şöyle bir özelliği var. 3 saatte bir 25 mesaj yazabiliyorsunuz GPT-4'e. Yani paralısını kullansanız bile. Paralısı kullansanız ve bu şekilde oluyor. Bu yüzden Bard tarafı daha iyi o açıdan. Las Vegas'a hoş geldin. ChatGPT can often cite sources that are incorrect or hallucinated, but with Bard, you can easily fact-check within the app. Also, unlike ChatGPT, Bard gives you the option to select multiple drafts of its outputs. These drafts are distinct from one another,
It allows you to choose the output that most aligns with your preferences. Bard'ın çeşitliliği daha yüksek verdiği sonuçlarda. While GPT-4 is capable of understanding images, this function hasn't been rolled out to ChatGPT yet. Mesela ChatGPT'de bu görselleri anlama fonksiyonu varmış ama ortaya daha çıkmamış. Fakat Bard'da bu zaten var. Olsun, hiç sorun değil, nasıl veriyor. So, in the next few weeks, Bard will become more visual, both in its responses and your prompts. Bak demiş ki, yani Bard ilerleyen zamanlarda daha da gelişecek. Zaten çok hızlı gelişiyorlar bunlar. Şu an aşırı hızlı gelişiyorlar. Mesela ChatGPT'ye bakın, her gün yeni bir versiyonu geliyor aslında. Bak internet sitesine girdiğinizde. You might upload an image and ask Bard to write a funny caption about these two. Mesela bunu Bard'a yükle diyor bu fotoğrafı ve şunu yaz diyor işte. Bunlarla alakalı komik bir başlık yaz diyor. Bu fotoları Bard bir analiz ediyor. Ondan sonra ona komik bir başlık yazacak herhalde. German Shepherd and a Golden Retriever. And then Bard uses that to create some funny captions. Evet, komik şeyler işte yazmaya çalıştı. İşte bu good boy olayı vardır ya, köpeklerde good boy derler falan. Hangisinin good boy olduğunu anlamaya çalıştığında falan gibisinden böyle bir şey yapıyor. Türkçe'ye çevirince absürt duruyor ama gerçi İngilizcesi de biraz şey. Really, it's going to be so interesting to see how all of this pans out. As for availability, there's no waitlist anymore and Bard will be available in 180 countries. Evet, Bard 180 ülkede aktif. Şu an itibariyle Türkiye'de de aktif ama dediğim gibi İngilizce yazmanız lazım. Another area that Google focused their AI injection efforts on was Gmail. Evet, Gmail'e de bunu adapte etmişler. Sanırım senin yazmana, yani burada yazıyı tamamlamana, etmene bunlara yardımcı oluyor. Many years, Gmail has had sentence suggestions. Şimdi Gmail, yani inanılmaz bir data var adamlarda. And small elements of AI, but now they're leaning fully into it. They call this new system, Help Me Write. It goes like this. A user types in a prompt, hits create, and a full email draft appears. The idea is you dedi ki bana uçak bileti iptali için dedi bir şey yaz. Böyle mail işte. No longer need to search through email chains. Ve direkt olarak bunu yazıyor mesela sana. Because the system automatically pulls useful information from old İstersen bir daha yaratabiliyorsun. Emails and other conversations and it learns from your writing to improve over time. I can see that the aim of this is to write emails faster so people can focus on doing actual work. But while watching the presentation, I couldn't help but entertain a funny thought. Gmail is absolutely massive and everyone uses it. In the near future, in essence, we might just have AIs writing to each other for correspondences. Humans will be less involved in business communication. What this exactly means? Evet, bu ilginç bir şey olabilir. İlerleyen zamanlarda mailleşmelerde yapay zeka ile mailleşebilir. Siz sadece birkaç bilgi vererek, bilgi data sağlayarak bütün mailleşme sistemini yapay zekalar yapabilir. Don't know, but it is a strange thought. Google Photos now gets an AI overhaul. You can create a stunning 3D image from any regular photo and then use it as your wallpaper. So let's take a look. Şimdi bir tane fotoğraf üzerinde oynayacak Google Foto üzerinden. I really like this photo of my daughter, so let me select that. Kendi kızının fotosunu almış. And you'll notice there's a sparkle icon at the top. So if I tap that, I get a new option for cinematic wallpaper. So let me activate that and then wait. Sinematik bir duvar kağıdı yapacak bu fotoyu. AI yapıyor aslında. Sadece foto var ortada. Right? And check out the parallax effect as I tilt the device. It literally jumps off the screen. Yani. Now, under the hood, we're using an on-device convolutional neural network to estimate depth. And then a generative adversarial network for inpainting as the background moves. Bu işin nasıl yapıldığı ile alakalı teknik bilgi verdi. Ne sistem kullandıkları ile ilgili. The result is a beautiful cinematic 3D photo. Users can ve bunun iyi işlediğini söylüyor. Now reposition elements in their photos and the AI fills in the rest. This means that evet, şuradan yani koltuğu alıp biraz sağa çekiyorsun falan. Yani bunlar gerçekten inanılmaz şeyler. Parts of photos that never existed can be seamlessly recreated. Gerçekten inanılmaz. There's a question. How is Google doing all of this? Google has been researching AI for a long time, and now they're just letting it out of the bag. A lot of what Google announced was based on a more polished version of their in-house GPT competitor, Palm. And they're calling this new system Palm 2. It will generate text in most languages, has the ability to code, and also the ability to reason.
Palm 2 diye bir sistem çıkarıyorlarmış sanırım. Burada yani kodlamaya yönelik, kodlama yapabilecek duruma yönelik. Google's Palm 2 comes in four different sizes, all designed for different scales. Ahmet hoş geldin. The smallest is lightweight enough to be put in a mobile device, offline. But where Palm 2 really thrives is within the data sets of specialized knowledge. Users can fine-tune the system as their client. Sanırım offline de çalışıyor bu. Needs. Two examples. Çevirim dışı olarak. Google gave was cybersecurity and medical research. What does this mean? Well, let's take medicine as an example. Say you're a medical service company. Hospitals may benefit from having an AI helper that's specially trained in medicine. Instead of training the model from scratch, all you'll need to do is buy the base model from Google and train it on particular data in your field. Yani Google'un yapacağı şeylerden bir tanesi özellikle bu gibi sağlık alanlarında, insanların genelinin işine yarayacağı alanlarda direkt olarak sıfırdan bir model yapmak yerine doktorların ya da buradaki işte çalışanların işine yarayacak modelleri direkt Google servisleriyle birlikte eğitmelerini sağlamak, oradaki dataları birleştirince kendi ellerindeki onu eğitmelerini sağlamak gibi bir model düşünüyorlar. This could be research documents, studies, labeled x-rays, MRIs and ultrasound data, etc. The AI helper can now look through the MRI and guess with 95% accuracy a rare cancer or provide cognitive aid to physicians. Ve bu şekilde de aslında hastalıkları bulmada ciddi oranda, büyük bir oranda başarı sağlıyorlarmış. That kind of thing. Ya amaç. It does sound crazy, but it's already on the way. Using Palm. Ama bu gelecek diyor çok yakında. Palm 2 as a basis, Google trained it on medical data and produced Palm Med 2. The result was a 9-fold decrease. Mesela Palm denen şeyini Palm Med 2 demiş. Med dediği medicine büyük ihtimal ya da medical bu da olabilir. Sadece bu alanda ilerleyecek bir proje. In wrong answers when compared to the standard Palm model. This is... Ve yanlış yani ilk modeldeki yanlış cevapları burada daha da doğruluyor artık yani daha da iyileşerek ilerliyor. It's currently the state of the art. I discussed this whole concept of fine tuning on top of a base model in my first video when ChatGPT first hit the public. Google claims that its optimized AI hardware servers powering all of this are 80% faster and 50% cheaper than other alternatives. Ve bu yaptıkları sistemde daha hızlı ve aynı zamanda da alternatiflerine göre alternatif şu an itibariyle bir Microsoft tarafı var, OpenAI tarafı var. Belki Amazon tarafı da vardır. Onu tam bilmiyorum. Amazon tarafında neler gelişiyor bu sektörde. Çünkü onlar da çok iyi kendi alanında. Eminim onların da böyle bir çalışması vardır. Ama genellikle daha ucuz olduklarını da söylemişler. It's probably worth saying at this point that a lot of this stuff may not be anywhere near perfect at launch and there's probably going to be a few months of disappointment. But give it 6 or so months and it's going to exceed even the expectations of the critics. Bak bu çok doğru bir şey. Bir şey ortaya ilk çıktığı zaman beklentiler tabii herkesin çok yüksek oluyor ama ilk birkaç ayda saçma sapan hatalar, şeyler birçok şey olabiliyor. Fakat aslında bir 6 ay 7 aylık zaman dilimi vermek bu gibi ürünler için bu ürünlerin gelişmesinde daha net sonuç görebileceğiniz bir durum olduğunu söylüyorlar. Ki buna katılıyorum dediğim gibi Bard'ın yani ilk versiyonunu hatırlıyorum. Komikti, şaka gibiydi gerçekten. Şu an en son denediğimde o al dedim yani bayağı bu kadar hızlı gelişmesi ilgincime gidiyor işte. Düşünün. 3-4 ay sonra neler olacak belki de. Google gave some updates on their AlphaFold biological project. They stated that 400 million years of... Bak bu da biyoloji projesi. AlphaFold diye Google'un ortaya çıkardığı biyoloji alanında inanılmaz. Progress was made in the space of weeks. Ve şunu söylemişler. 400 milyon yıllık süreç birkaç haftada tamamlanmış. Bak 400 milyon yıllık süreç. Birkaç haftada tamamlanmış. İnanılmaz. Our field-defining research is helping scientists make bold advances in many scientific fields, including medical breakthroughs. Take, for example, Google DeepMind's AlphaFold, which can accurately predict the 3D shapes of 200 million proteins. That's... Yani 200 milyon proteini böyle doğru bir şekilde tahmin edebilen bir yapay zeka olduğunu düşünün, biyolojik alanda. Nearly all the catalog proteins known to science. Ve bilimde bugüne kadar bilinen birçok proteinin hepsi burada. Bunun içinde var. AlphaFold gave us the equivalent of nearly 400 million years of progress in just weeks. İnsanlık tarihinin işte 400 milyon yılda ilerlediği süreci birkaç haftada AlphaFold vermiş. Yani artık ne diyebilirsiniz ki? Anladınız mı? İşte insan beyni çok geri kalıyor bu konuda.
Ama insan burada bir yönlendirici, lider ya. İlginç bir paradoks var ortada. An interesting outcome was a molecular cancer syringe. So far, more than 1 million researchers around the world have used AlphaFold's predictions, including Feng Chang's pioneering lab at the Broad Institute of MIT and Harvard. Bir dakika, kaç tane orada? 1 milyon tane. Bak, 1 milyon tane araştırmacı dünya çapında, yani bu medikal alanda araştırma yapan kişiler, AlphaFold'un bu tahmin şeyini kullanmışlar, işte yapay zekasını. Including Feng Chang's pioneering lab at the Broad Institute of MIT and Harvard. MIT ve Harvard'da olan bir enstitüde, kurumda aynı şekilde bunu kullanmış. In fact, in March this year, Zhang and his colleagues at MIT announced that they'd used AlphaFold to develop a novel molecular syringe. Yani burada bir moleküler bir şey üretmek için, şırınga mı bu? Yani bunu üretmek için bir AlphaFold'u kullanmışlar ve bakayım bunda sonuç ne? Evet, kanser gibi hastalıklarda aslında daha iyi sonuçlar almak için AlphaFold'un tahmin etme yapay zekasını kullanmışlar. Çünkü birçok bunun içinde biyolojik data var, neredeyse 400 milyon yıllık süreç diyorlar. Ve sonuç ne olmuş? Sonuç yok ama bununla alakalı araştırmayı bu şekilde yapıyorlar. There's a lot of other stuff mentioned, such as Duet AI for Workspace. It can help you draft documents, slides, spreadsheets, and emails, and can also generate images from scratch. Vertex AI, an AI platform for building generative applications. Users can select and then fine-tune the AI models, and they have access to foundation models, such as chat, text, and image. And lastly, Google did unveil their plan. Google bence bu konuyu biraz daha şey yapacak ya. Nedense içimdeki his. Yani bir tarafta tamam, Sam Altman'ın gerçeği de var. O adamın vizyonu da çok farklı. Ama Google nedense böyle bir tık daha öne geçecek gibi hissediyorum. Çünkü artık ChatGPT'nin ya da OpenAI'nin kontrolü Sam'in elinde değil. Content. The company is working on AI detection and harm reduction tools. This includes the evaluation of images with extra context. As we invest in more advanced models, we are also deeply investing in AI responsibility. This includes having the tools to identify synthetically generated content whenever you encounter it. Two important approaches are watermarking and metadata. Sanırım şöyle bir şey daha var. Bu yapay zeka ile yapılan işte fotolar olabilir, bunlar olabilir. Bunları anlayabilecek yapay zeka, yani bunlar yapay zekanın olduğunu anlıyor. Bunu yapay zeka yapmıştır diyor ve bunu bu şekilde ne derler? Trademark koyuyor. We are building our models to include watermarking and other techniques from the start. As we begin to roll out the generative image capabilities, like Sundar mentioned, we will ensure that every one of our AI-generated images has metadata, a markup in the original file to give you context if you come across it outside of our platforms. Eğer bizim platformlarımız dışında işte bir fotolara rastlarsanız falan, bunun metadatalarına biz bunun AI ile yapıldığıyla alakalı bilgi koyuyoruz falan dediler. Not only that, creators and publishers will be able to add similar metadata, so you'll be able to see a label in images in Google search marking them as AI. Gibi, şunun gibi düşünün. AI generated. Yani bir foto var ama AI generated. Bu gibi, bu şekilde label'lıyorlar. AI generated. Bunu niçin yapıyorlar ama yani bir fotonun AI olduğu belli olsun diye. So, Google has had over a decade of AI research and have even called themselves an AI first company. Orada amaç ne olabilir ki yani? Tamam, AI onu yaptı ama internette satmamak falan mı olabilir o şeyleri? For the past 7 years. So they've had the research this whole time. Bak Palm 2 ne yapacak? Bak, bu merak ettim Palm 2'ye. Bakacağım aslında Palm nasıl kodlamada nasıl bir şey yapıyor. ChatGPT de iyi bu arada. Ama Palm 2'yi de kontrol etmek lazım. But they've rightly been very cautious. Acaba bize şu an itibariyle kullanabilir miyiz? Microsoft and OpenAI have forced them to fine-tune their technology and get it out fast. This is both good and bad.
It's good because we all get more AI tools to increase our productivity, but it's bad because the slow and cautious approach has been abandoned in the face of increased competition. That being said, the safety measures being put in place are a good step. I personally think it's fascinating to watch this battle play out in real time for a fundamentally revolutionary technology. Neyse, en azından piyasada rekabet var ya. Rekabet olmasa işimiz çok fena olacak. Yani tekelleşmesi, özellikle yapay zeka piyasasının tekelleşmesi çok kötü bir şey. Yani mesela şu an ben de bir yapay zeka ürünü kullanıyorum ve işte kendi yarattığım projeyi satarken yapay zeka olduğunu belli ediyorum. Kendi içimde bir yapay zeka ürettim ama bunu nasıl düşünün? Private label gibi düşünün. Private label nedir? Siz bir fabrikadan bir ürünü alırsınız mesela. O ürüne kendi markanıza basarsınız. Ama aslında o fabrikadan bunu alıyorsunuzdur. Yani sizin ham şeyiniz orasıdır. Yapay zeka da biraz öyle düşünün. İnsanlar nereden alacak? Ya Google'dan alacaklar ya OpenAI'den alacaklar bunu. Ya da yani Amazon ilerleyen zamanlarda olursa Amazon ondan alacaklar. Şu an 3 tane benim düşündüğüm var. Onun dışında varsa yazabilirsiniz buraya. Yani asıl ana dataları buradan insanlar çekiyor. 3 tane firma var. Bu yüzden tekel konusunda bunlar birbiriyle çok fena rekabet halinde olacaktır. Going to take a few years to see what really happened and how the world settles, but I'll always be watching with intrigue. Evet, olabilir Enes. So thanks for watching. If you did like this episode, check out the rest of the channel. There's plenty of stuff on science, technology and business there. Also, feel free to check out the three... Evet beyler, bu videoda bu şekildeydi.